Tabii biz Osmaniye'ye 3 puan için gitmiştik. Orada 90. dakikadan sonra kaçırdığımız 3-4 tane net pozisyonumuz var. Farklı da galip gelebildik. Ama biz her zamanki parolamız o maçı unutmak, öbür maça konsantre olmak. İnşallah önümüzdeki hafta Cizre maçıyla beraber öbür takımların alacağı sonuca göre de playoff'u garantileyebiliriz. Bizim hedefimiz öncelikle Cizre'yi kazanıp ondan sonraki rakiplerin durumunu bekleyip öbür haftaki maçlara da sıralamayı değiştirmek gibi amacımız var bizim. İnşallah haftasını galip gelip ondan sonra içeride bir maçımız daha var zaten Düzyurt. Son maç Kızılcabeylik. O maçtan 9 puan var. O 9 puanları aldıktan sonra sıralamamız zaten belli olacak. Şimdi üstümüzdeki takımlara baktığımız zaman bir düşüşleri söz konusu. Yani sıralamayı da değiştirebiliriz. Baktığın zaman Uşak takımı 11-12 puan fark yapmıştı. Şu anda 1 puan var. Yani Tarsus'tan da ligi orada sıralamayı değiştirebilir. Bugün de itibaren çalışmalarımıza başladık. Ben Osmaniye'deki maçın sonucundan skordan memnunum derseniz tabii ki deplasmanda alınan 1 puan iyidir bizim için. Ama hedef 3 puandı. Bugün de itibaren çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu Cizre maçından da alacağımız 3 puan bizi hedeflediğimiz yere götürecek diye düşünüyorum ben. Evet. Ya şimdi eksiğimiz olması önemli değil. Çünkü biz playoff'u kafaya takmışsak eğer, yani şimdi birilerinin oynamaması bizim için sorun değil. Çünkü baktığın zaman Onur 2 haftada stop vermiyor. Maşallah gerçekten de o mevkinin yıllardır top oynuyormuş gibi oynuyor o mevkide. En azından sıkıntımızı açtık orada. Alternatif çoğaldı. Şimdi Abdullah'a bakıyorsun. Şimdiye kadar hep stoper oynadı. Geçen hafta önü berada koyduk. Yine sırıtmadı. Eski mevkisi olmasına rağmen. Biz tabii ki sahada mücadele eden, koşan, takım için savaşan, Elazığ Belediyespor'u playoff'a taşımak için oynayan futbolcularla sahaya çıkıyoruz. Geride kalan arkadaşlarımız da 11'e ve 18'e girmek için uğraşıyorlar. Bu bizim için artı bir puan. Yani playoff'a kaldığımız takdirde hem Elazığlı futbolcular kazanacak, hem Elazığlı hocalar kazanacak. Yani birilerinin de burada var olduğunu ispatlayacağız biz. Onun için bütün Elazığ kamuoyunda da bizi desteklemelerini istiyoruz.